Bir önceki bölümde arkadaşlar 3000 beğenide Mustara'yı 90 rating yapacağımı söylemiştim ve maalesef video birazcık düşük izlenmiş o yüzden 3000 beğeni olmamış. Ancak ben yine de bu videoda bir şeyler yapacağım. En beğenilen yorumu da bu videoda yapacağım ve bir tane daha beğenilen yorum var o video ile de ilgili sizlere çok önemli bir soru soracağım. Hadi o zaman videoya hızlıca başlayalım. Gerçekten çok hızlıca bir video başlangıcı yapacağız ve bir sonraki bölümde en az 3 tane transfer almayı planlıyorum. Dizilişimizi değiştireceğiz muhtemelen ama neler olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Videoyu kesinlikle baştan sona izleyin arkadaşlar. Ve bir önceki bölüme 2000 beğeni gelmiş. 3000 beğeni olamamış çünkü video çok izlenmedi. Herhalde başlığını koymada falan hata yapmışım bilmiyorum ama sıkıntı değil. Muslera'yı, Falcao'yu ve Sörlot'u 89 yapıyorum. Bu videoda yorum rekoru bekliyorum. Niye? Çünkü Falcao ve Sörlot'u 89 yapacağım ya. İlk olarak 90 hangisinin olacağına siz karar veriyorsunuz. En fazla beğenilen yorum ve en fazla yazılan yorum. Falcao mu, Sörlot mu? Ve bu videoda sizlerden efsane transfer önerileri, takıma yeni diziliş önerileri çok güzel şeyler bekleyeceğim. Şimdi abi ben direkt Mert Hakan Yandaş abi en beğenilen yorum Mert Hakan Yandaş'ta Türk oyuncu gelsin demişsiniz. Anadolu takımından oyuncu gelsin demişsiniz. Öncelikle bir Ömer'e bakalım. Ömer Bayram'ı size bir göstereyim abi. Neden alamayacağımızı göstereceğim. Dizilişimizi değiştirirsek tabii ki alabiliriz. Sıkıntı yok ama Ömer Bayram'ı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde gelebilir ama dizilişimizi değiştirmemiz lazım. Çok asist yaptı biliyorum. Gerçekten iyi gidiyor. Ama maalesef şu anlık abi Hani durmamız gerekiyor çünkü sol bekimiz yok takımda. Hani sol bek yerinde adam yok. O yüzden abi şimdi en beğenilen yorumu yapalım. Bir sonraki bölüm için başka başka transfer önerileri de yapabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Buraya da Sivas Spor yapalım. Direkt çıksın abi sıkıntı olmadan pozisyonda MOO yapalım. Ve arayalım bakalım arkadaşlar. 1010 coins'e Mert Hakan Yandaş. Pazarda kalan son Mert Hakan Yandaş'ı. Hemen arkadaşlar sizlerle birlikte 1010 coins'i aldık. Ve... Durmayacağız bu bölüm dev yükseltmelerimiz var Bir sonraki bölüm için abi Bu video bu arada çok fena like atın Çünkü birazdan size şu an like atın Yani anlayacaksınız neden olduğunu şu an bir like atın Sonra boş yere like atınızı düşürürseniz Geri çekersiniz ama gerçekten çok önemli Bu bölüm 3000 beğeni olursa çünkü bir sonraki bölümde Takım efsane bir şekilde gelişme göstermiş olacak İlk olarak abi Bir Victor Ruiz'i ben 87 yapacağım Victor Ruiz'i bir 87 yapacağım Ama 87 kimle yapacaktık abi Hemen bakıyorum nerede abi Evet en cool'ları basacağız bir tane burx basacağız ve arkadaşlar diğeri burada bayağı bir depo oyuncular var. Bu hesapta var ya arkadaşlar bayağı bir coins kasacağımız için bayağı şeyler yapacağız ama şimdilik bir duraksama dönemindeyiz. 2500'de basıyorum. 240 240.000 coin'se Victor 87 yaptım. Duracağız. Daha daha çok şey yapacağız arkadaşlar. Sakin olun. Çok önemli şeyler yapacağız. Şimdi Muslera'ya geliyorum ve muslera'yı sizlerle birlikte 80 9 reytinge yükselteceğim ama öncesinde şöyle 10.000 basmam lazım bir tane ve 10.000 bir tane bastıktan sonra abi şöyle yapacağım. Hemen iniyorum burada baya bir kaleci de var. 4.000'de buradan basıyorum ve kaleciler burada durmaya devam ediyor abi. Danlaruma falan var o yüzden onları basamıyoruz abi. 1000 XP kalmadı mı? 2500 falan. Kalmadıysa abi Thiago Sahi bas. noel Fernandes'i bas. 586.000 coin ise Muslera'ya 90 yapacağım demiştim 3000 de 2000 gelmiş. Onun için çok beğeni atanlar var abi. Onların emeğinin karşılığı olarak Mustere'ye 89 rating yaptım gitti be. Gerçekten gaza geldim ve Mustere'ye 89 rating yaptım. Ama 90 rating bir sonraki bölüm neden olmasın? Şimdi sizlerden bir like sayısı isteyeceğim ona özelde. Ama bir durun abi bir bakalım. Şimdi burada kimi basacağız biliyor musunuz? Burada. Burada abi geliyoruz. Hemen abi Surlot'u. Çetrileri bas abi. Çetriler yok. Pavonu da bas abi. Pavonu da bastım. Bakan buyu da bastım. Back coin'i de bastım ve 311.000 coin ise Surlott'u da 89 rating yapıyorum. Çok istiyordunuz Surlott'u. Kaç gündür istiyordunuz yükseltmemi. Abi efsane yükseltmeler yapıyoruz. Şu an çok fena gaza gelmiş durumdayım. Ve şimdi sırada bu kadar gaza gelmişken tabii ki durmayalım. Radamel Falcao. Evet Radamel Falcao geliyor şimdi. Radamel Falcao'ydu. Abi verdileri basalım. 2-3 tane verdi bastım. Gerisini de az önce aldığım oyuncular üzerinden basmak istiyorum. Zank Yuning var. Başka kim var abi? Adurizi basmasak mı? Bilmiyorum. Evet Oz Yarbalı basabiliriz. Tamam oldu. Oldu Oz Yarbalı da basınca ama bir dakika abi. Şöyle bir şey yapacağım. Oz Yarbalı çıkar şunu da çıkar. Verdiğin birini çıkar abi. Önemli bir şey yapacağım çünkü şu anda. Şimdi Oz Yarbalı bastım. Bunun üstüne Morales'i de basayım. Bir de bunu basayım. Tamam abi. 224 bin coins'e de Radamel Falca 89 rating yaptım gitti. Vallahi yaptım. Coins'imiz de 3 milyonlara düştü. Duracağız mı? Tabii ki durmayacağız. Çünkü daha burada bir değişiklik var. Mert Hakan Yandaş takıma geldi. Fenerbahçeli oyuncu sayısı azalmış oldu. O yüzden bence Fenerbahçeli oyuncu önerin abi. Yok aksızlık yapıyorsunuz falan demeyin. Ee, niye olmadı abi? Ben Mert Hakan Yandaş'ı aldım. Şöyle yaptığımız zaman gelecektir. Sekizgen boost olduğu için böyle olmuş. Şimdi Mert Hakan Yandaş'ın üstüne bir Mehmet Egeci basacağız. Dur lan Bale'ı bassam ne oluyor? Mehmet Ekici. Of neler oluyor neler. Şimdi Mehmet Ekici'yi bastıktan sonra arkadaşlar. 87 reyting yapmamız için golevinleri yardırıyoruz. Ama bu kadar golevin fazla geldi tabii ki. Hemen abi 10.000 XP'miz nerede bizim? Burada. Bir tane 10.000 XP basalım ve üstüne de abi 2.000 XP'lik bir oyuncu basmak istiyorum. Ya da şöyle şöyle basalım. Evet 579.000 bin de Mert Hakan Yandaş'a feda oluyor bu şekilde abi. 87 rating Mert Hakan Yandaş. Hayırlı uğurlu olsun. Abi nasıl yükseltme yapıyorum ama vallahi billahi gaza geldim. 91 oldu hızlanması. Bence güzel oynayacak gibi geliyor ama bakalım bilemiyorum. Şimdi Edim Vişka'yı da son 86'lık oyuncu olduğu için onu da 87'ye yapalım ama yükseltmeler durmayacak. Başka şeyleri de yükselteceğiz abi. Sadece bunlar değildi yani merak etmeyin. Daha boost yükseltmemizde var abi. 10 tane de vada filan basalım. Yani bunları bilmiyorum abi. Depo olarak mı aldık ama Vallahi basıyorum. Şöyle abi en aşağı inelim. Çöpleri de basalım. 240 bin coin ise de Edin Vişka'yı bastık abi. 87 rating Edin Vişka'mız. Hayırlı uğurlu olsun. Çeviklik 107 olmuş yani bilemiyorum artık. Abi şimdi öyle bir yükseltme yapacağım ki takım 103 oldu ama bir dakika. Öyle bir şey yapacağım ki 104 kesin olacağız. Ama devamını bilmiyorum abi. Çünkü bastım gitti. Abi 3 oyuncu etkileniyor. Bu boost'u 10 mu yapsak? Şu an duruyorum abi. Şu an duruyorum. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. 3 oyuncu etkileniyor ama bu kadar yeter top kesme. Gel abi Gustavo ile Donk hadi bakalım. Abi takımı mükemmel yükseltiyoruz. Yani istediğim like sayısı kadar atmamamış olmanıza rağmen gaza geldim ve yükseltiyorum. Sizlerden tek isteğim abi bu video 3000 beğeni olursa en beğenilen hem yani Falcao veya Sörlot kesin abi. Bir beğeni bile olsa yapıyorum Falcao veya Sörlot'u en beğenilen yorumdakini. Çünkü bir sürü onun için yorum atacaksınız zaten en azından yükselteyim yani. Ama eğer bu video abi Kaç beğeni alırsa diyecektim. Unuttum şu an gerçekten. Yani kafa yiyeceğim. Unuttum çünkü. Her neyse abi söyleyeceğim birazdan ama şu boostları bir yükseltelim. Victor Ruiz'e 9 yapalım. Evet. 2500 beğeni alırsa Mustera 90 rating oluyor. Ve abi 2500 beğeni de yine böyle gaza gelip bir şeyler yapabilirim. Boostları falan yükseltebilirim. Haberiniz olsun Mustera'nın boostu 10 mu? Mustera'nın boostu olsa var ya neler neler yaparız. Aklınız şaşar. Takım 104 rating olacak bu arada. Ha? Yani boru değil. Takım bayağı yükseliyor. Kimyasını da yükseltelim. Bari karşı atakta güzel kapışmalar yaparız. Yani güzel şeyler yapabiliriz. Şöyle bakalım abi Mustera'ya. Mustera sen bir dur abi. 400 bin coin iste. Oha abi ya yuh ya. Ama yapacağız merak etmeyin. 104 rating takım. 161 kimya ve 104 rating. Şu an var ya efsane bir takımımız var. Fenerbahçeli oyuncu sayısı 2'ye düştü. Bunun farkındayım. Bunu buraya aldığımız zaman ne oluyor abi? 161 böyle ne oluyor? Yine 161. Böyle ne oluyor? Yine 161 olmasın artık ama düşme abi art ya. Atmanı istiyorum. Tek isteğim bu şu an. Abi bir dakika. Şöyle bir ben bunu yana çevireceğim. Bir şeye bakacağım. Önemli bir şeye bakmam lazım. Şimdi Sörlot 5 eksik. Donka 2 ekleyebiliriz. Bir de kaleci abi. Defansımızın, stoperimizin ya Uruguaylı ya Süper Lig'den olması lazım. Yani Galatasaray'dan olması lazım. Ömer Bayram'ı alacağız. Şimdi abi Ömer Bayram için sol bek lazım ve sağ bek lazım. Diziliş çok değişmesi lazım. Ömer Bayram için diziliş değişelim mi değişmeyelim mi yorumlara yazın. Bir sonraki bölüm için kesin bir tane Fenerbahçeli oyuncu alacağım. Çünkü ikiye düştü. Bakın Beşiktaşlı kaç? Üç oyuncu var. Galatasaraylı kaç? 3 oyuncu var. Sivasspor, Spor, Başakşehir ve Trabzon'dan birer oyuncu var. Ve şimdi bir sonraki bölümde kesin Fenerbahçeli bir oyuncu alacağız. Eğer Galatasaraylı veya Beşiktaşlı bir oyuncu yerini alırsak tekrardan bir sonraki bölümde yine düzenleriz onları. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Efsane buz yükseltmeleri falan da yaptık. Şimdi ben bu karo ile oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama yani gerçekten hiçbir fikrim yok ne olacağına dair. Dün video gelmedi bu arada kusura bakmayın. Yarın video kesin gelecek. Her gün videolar devam ediyor. Dün bir işim vardı gelemedi arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi bakalım Division Rivals'a girdik. Ve maçımızı oynayalım. Çok Çok güzel olur ha. Donk. Oho. Abi böyle mi olacak? Tamam Mert Hakan yandaş hadi. Of çok güzel hareket oğlum. Vur bakayım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu takım olmadı ha. Vallahi kötü bu takım. Takımda yenileme yapmamız lazım. Bir Vishka ile Enko'du şu an. Kanatlar bilmiyorum yani böyle oynamaya devam edersen. Edin Vishka atarsın sen. Vishka atar abi. Vishka'da sıkıntı yok. Vishka'dan hiç korkmuyorum. Vishka iyi. Ben Vishka'yı 90 bile yaparım yani. Falcao kafa vur oğlum. Falcao vur oğlum. Ah be abi. Vallahi abi reytingi de çok yüksek değil aslında. Bizden sadece bir reyting yüksek ama işte sıkıntı olan şey reyting değil. Adamın donlar olmaz Ve benim oyuncularım falsosunun düşüklüğü. Baksana Donka zorla attı ama attı en azından. Tamam şu an sana güvenim attı. Sir Lott, vur bakalım oğlum. Ah be 104 reytinge ulaştık ama abi. 104 reytinge eriştik bu gayet güzel oldu şu anda. Ve 4 tane gol atabildik. Bir sonraki bölümde kazanana kadar oynayacağım abi. Bir sonraki bölümde kazandığım maçı size izleteceğim. Canlı olarak böyle kazandığım maçı tak diye size izleteceğim. Ama öncesinde abi mağazaya geleceğim. Ya bilmiyorum bu hesabı o kadar coin satın aldık. Ama ben yine de açacağım abi. Ben açıyorum abi. Bir tane açıyorum. İki tane açmışız zaten. Lewandowski, Obamayak veya Bruno Fernandes çıkarsa var ya çıldırırım. Hadi lan elit gelebilir ha. Ama 79'luk bir adam daha vardı. Bilmiyorum heyecanlandım. Bastım. Kolarov. Gayet yerinde bir. Kolarov. Neredesin Kolarov? Bulalım Kolarov'u bulduk. Bastık bakalım. 100. Oğlum çağır ettim lan. Bir tane daha açıyorum abi. Ben zarar edene kadar. Ulan Lewandowski çıkarsa şu videoda. Obama Bruno Fernandes. Koke değil abi ya. Koke ne ya? Abi ikinci oyuncu yine pallıysa olmaz zaten. Öyle bir şans yok. Her neyse arkadaşlar ben fazla uzatmadan burada videonun sonuna gelelim. Yoksa ben batırırım bu hesabı. Yani bu arada kamera benden gitmiş. Umarım odak çok gitmemiştir. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. İstediğim yorumları kesinlikle atın. Bu arada iyice kurt adama döndük yani. Neyse. Şurada kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisi tıklayarak efsane ötüsü mükemmel bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Ve... Bye-bye!